olabilir. Görüntü. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen ALB Menkul Değerleri'ne gidelim. Enver bizi bekliyormuş. Enver Erkan, selamlar. Merhabalar Hande. Şu Twitter'da paylaştığın Euro Dolar değerlendirmelerinden biriyle başlayalım istersen. Avrupa'da veriler var. Amerika'da yalın konuşmasını bekliyoruz. Euro Dolar neyi nasıl fiyatlıyor? Şimdi Euro Dolar paritesindeki hareketlenmelere baktığımızda dün akşam Bernanke ve Yellen ifadelerinin etkili olduğunu gördük. Özellikle Yellen'in piyasalara güvercin bir giriş yapması Euro Dolar paritesinin bir zamandır test etmiş olduğu 1.3465 seviyesinin de üzerine çıkmasını ve biraz oralarda tutunmasını sağladı. Yeni güne başlangıçta doların biraz toparlanma eğiliminde olduğunu gördük. Aynı zamanda Euro bölgesinden gelen büyüme verileri çok iç açıcı değildi. Fransa ve İtalya'nın halen resesyondan çıkamadığını görüyoruz. Euro bölgesinde resesyon tehlikesinin halen devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda Euro Dolar paritesine biraz satış gelmiş durumda. Son açıklanan Amerika haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ticaret dengesi verileri biraz Euro Dolar paritesini toparlasa da piyasalar Yellen'ın konuşmasını bekliyorlar. Dün akşam metni yayınlanan konuşmadan çok da ayrışması beklenmiyor konuşmanın. Güvercin tavırlı bir konuşma olursa ve yukarıya 1.3460 seviyesinin üzerine bir hareket olursa Euro Dolar paritesi biraz daha 1.35 seviyelere doğru toparlanabilir. Aksi takdirde 1.3390 seviyesine doğru Euro Dolar paritesinin baskılanmasını bekleyebiliriz. Yarın da Euro bölgesinden TÜFE verileri açıklanacak. Burada beklentinin altında kalacak veri Euro Dolar paritesinde aşağı yönlü hareket görülmesine neden olabilir. Peki, çok teşekkür ediyoruz Enver Erkan. Evet, Enver'in de değerlendirmelerini aldık. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Akıllı Para'da ikinci bölüme başlayacağız. Ekran başında olun.